Merhabalar gençler bugün en sevdiğim animeleri söyleyeceğim her turdaki en beğendiğim animeleri söyleyeceğim sizlere ee, beğenip abone olmayı like atmayı falan unutmayın başlayalım o zaman şimdi ben böyle anime sitesine girdim böyle bütün türleri aldım böyle sırayla askeriden başlayalım o zaman bazı türleri koymadım çünkü saçma yani koymama gerek yok aynaları şey de var mesela Jojo ile dram aynı kategoride farklı farklı şey yaptım mesela. Aynı şeyi bir, daha koymaya ne gerek var. O yüzden devam edelim yani. Askeri de Kajuno 8'i koydum. Şimdi açtım siteyi normal. Buradan kategori seçine geldim. Aksiyon mesela. Shonen de aksiyon. Ee, askeri de aksiyon. Bir sürü şey anime çıkarmam gerekir. Ama mesela askeri de nasıl diyeyim sana bir teşkilatlama falan tarzı olan alimeler olacak mesela anladın mı? Mesela askeriye tıkladığım zaman buna da teşkilatlanma var mesela. Ama Shonen'de büyük ihtimal insanlar bunu Shonen diye biliyor yani. Anladın mı? O yüzden koymadım mesela yani. Shonen'deki birinci One Piece bende. Anladın mı? Askeriye koyup Full Metal Alchemist'i koyabilirdim ama öyle yapmak istemedim. Anladın mı? Mesela burada ne askeri o anime olarak bilinir burada izlediğin animelerden? Attack on Titan bence askeri olarak değil. Bu da shonen diye bilinir yani. Bu da shonen. Bu da seinen. Ama Kaiju no Eight bilmiyorum yani. Ben bunu shonen... Geç, geçen anime şeyini de bunu shonen listesine koydum shonen diye de. Ya bu benim kafamda hep şey diye kalacak yani. Adam askeri birliğe katılmaya çalışıyor en alttan. Anladın mı? O yüzden askeri diye kaldı be benim kafamda. O yüzden buna askeri dedim mesela. Dram animesinde klanladı abi. Dramı şey diye ko konu aldım. En çok beni üzen ve ağlatan de 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 dediğim zaman dram geliyor aklıma. Klanlat'ta da, da aşırı bir üzüntü yaşıyorsun yani. Şimdi Etçi Siye gelmiş sıra. Etçi daha bir şey diye düşündüm yani açıkçası. En yani ne hikayeye bakarsın ne şey. En çok seni ne e ne derler sana? Şey ne denir lan? Tahrik olmak mı denir ona? Tatmin, eder tatmin eden mi diyeyim? He. en çok şey olarak tatmin eden yani edge dediğin öyle bir şey sonuçta yani. Sapıklık olarak zaten çevriliyor. Türkçesi de. Widow ya da bu Isekai Make You de Haram diye bir şey var. Isekai animesi var. Dayı atlıyor böyle kendi haremini kuruyor. Kölelerden hani. Baya fena yani o da. Onu da izleyebilirsiniz yani. Güzel. etçi de bu ikisinden birisi demişim. Beni en çok şey yapan onlar. Bu arada... DX'de... Diyebilirsiniz. DX'de harem de birinci. Yani... Harem animesi. Haremde de ne diye düşündüm? En çok beğendiğim karakter. Hani... Çünkü... Adam 10 tane karakterle bir arada takılıyor. Ama pompa dönmüyor sonuçta onlarda değil mi? Etçi değil yani. Etçi de pompa dönmüyor. Haram diye geçiyor benim kafamda DX'de. DX'de de haremde birinci. Gerilimde Another demişim. En çok geri... Ya bu... Benim en çok gerildiğim anime aslında Rezero ama Rezero'yu da Isekai'yi de birinciye koydum. Another dedim ona. Another da bayağı gerdi çünkü. Öğrencilerin yavaş yavaş ölmeye başladığı, katilinin kim olduğu bulunamadığı falan, herkesin birbirinden şüphe duyduğu falan baya geriyor insanı yani. Güzel baya. Gizem'de Kusurya demişim. Kusurya güzel güzel Gizem animesi abi. Ama işte şöyle bir şey de var. Kus Kusurya Gizem animesi de sadece Gizem mi için izlemedim ben onu. Yani sadece Gizem için izlediğim bir anime yok. Çünkü ben Gizem çok sevmiyorum. Bu polisiye tarzı bir şey bulma muhabbetlerini ben sevmiyorum. İzlemiyorum yani. Ne dizi izlemişliğim vardır ne anime yani. Çok sevmiyorum ama Kusire'ye koydum Gizem animesi güzel diye yani. Gizem'i sevmiyorum ben direkt. Harem'de DX'e dedim zaten. Isekai'de Rezero dedik. Komedi. Komedide en çok güldüğümü koydum tabii. En çok güldüğüm hani benim Grand Blue'ya çok gülmüştüm ben. Şuradan da bakayım. Abi çok güzel seçenekler var. Bocchi da çok komik mesela. Ama aşırı yani Grand Blue kadar gülmedim. Ippo mesela. Ippo'daki espri tarzı çoğu animede yok yani. Bu da çok komik ama bunu e, komediye koymazsın yani. Anime'nin olan olayı komedi değil çünkü. Anladın mı? One Piece komik. Bayağı güldüm yani. Çok komik sahneler var ama One Piece'in konusu komedi değil. Komedi için yapılmış anime hangisi? Grand Blue yani. Benim aklıma o geldi yani. Sırf komedisi için yapılan. Bakalım Grand Blue aynen. Ba diğerlerine bakıyorum. Bunlar aşırı güldürmedi mesela. Spikes Family güldüğümü hatırlamıyorum. Birkaç saniye hariç. Yani. Grand Blue deriz komediye. Sonra korku. Korku. Ben korkuya dayanamayan bir insanım. Bu geçen eski Break Rooms oynadık? Yani yok olmuyor abi. Benden çıkmıyor. Ya da şey oynatmıştık Divur falan korku bana gelmiyor. Ben oynayamıyorum ya da izleyemiyorum. Ama bir tane izlemiştim onu koydum yani. Corpse Party diye bir şey böyle. Bir çocuklar bir ayin yapıyor böyle. O başka bir okula mı gidiyorlardı? Bir yere gidiyorlardı işte okul tarzı bir yere. Orada herkes birbirini kesiyor, biçiyor. Öyle bir ortama giriyor. Testere gibi böyle herkes birbirini öldürüyor. Öyle bir ortama giriyorlar. Ruhlar, muhlar. Hayatta kalmaya çalışıyorlar. Öyle, o tarz böyle. Klasik korku filmi muhabbeti işte. Meka Meka benim en nefret ettiğim türdür. Meka izlemeyi sevmiyorum ama bir tane izlediğim var. Onu koydum Meka'yı. Meka'da Frank XxX'i koydum. Yani şimdi Meka deyince aklıma anime gelmiyor çünkü izlemiyorum direkt. Ama Frank Xx izlediklerimden o yüzden koydum. Müzikte çok kişinin bence birincisi Shigatsu Kimi no Uso. Türkçe, şey İngilizcesini hatırlamıyorum bunu. Oraya yazmışım Japoncasına. Bu şey işte ya. Bizim dayı piyano çalıyor, duyamıyor falan böyle kızla tanışıyor. Kı Spoiler vermeden nasıl yaparım bunu? Spoiler vermeyeyim. Kızla tanışıyor. Takılıyorlar falan filan hani öyle. O kız keman çalıyor, beraber takılalım falan. Müzik animesi o yani en iyisi. Spoiler vermedik güzel. Okulu koymuşum. Bu animelerin çoğu okulda da geçiyor aslında yani. Ama burada size şey yapmıştım ben bir tane anime önereyim dedim ayaküstü. Şu. Oreva no diye yazın çıkıyor zaten. Buna hem güldüm hem romantizm diye geçebilir hem harem diye geçebilir yani. Üç türün birleşimi gibi. Güzel baya yani bu da. Buna da bir anime önereyim dedim. Çoğu kişinin bilmediği bir anime bence bu. Oreva no. Oyunda Dead Parade demişim. Oyun animelerinde. Bu mesela masa oyunu. Animesi. İzlenmez. <laughs> Dead Parade güzel. Bu fena değil ama Dead Parade bence daha güzel. No Game No Life güzel ama Dead Parade daha güzel. Bu Çince zaten izlemem. Overlord Isekai diye geçiyor bence. Bu romantizm. Yani anladın mı? Sword Art Online olabilir. Sword Art Online'da sadece ilk sezonu güzel. Adamlar 4-5 sezon yaptı. 4'ü de bok. İlk sezonu güzel sadece. Bu anime bok gibi mesela. Kakeguri de olabilir bak. Kakeguri de çok iyi kakaguruyu mi Dead Parade şimdi bak mesela. kakaguruyu kumarı merak ettiğiniz için mi izlediniz yoksa anın karakter çok ilgi çekici olduğu için mi mesela? Nasıl diyeyim ben kakaguruyu neden izledim mesela? Karakterlerin ilgi çekiciliğinden dolayı yani. Hiçbir şey yok yani kumarını merak ettiğimden dolayı. Yani bu bu karaya ne olacak merak ettiğimden izledim yani sırf. Bakalım başka. Şu bok gibi. Bunu izlemedim yeni çıktı bu. Bu bok gibi. Bu fena değil. Bok gibi. Bok gibi. Bok gibi. Bunu izlemedim. Yani aklıma Dead Parade geldi. Öyle diyeyim. Dead Parade'de konusu... E, yani çoğun, hiçbirinin konusunu anlatmadım gerçi de. Dead de şey işte. İki tane eleman geliyor. Eş oluyorlar ne bileyim. Arkadaş mı arkadaş. Biri cehenneme gidiyor. Biri cennete gidecek. Aralarında bir oyun oynuyorlar. Bizim adam da yargıç. Ana karakterde. Sen sağa git sen sola git diyor. Anladın mı? Tartıyor bunları. Öyle diyeyim. Oynadıkları oyunda mesela dart atıyorlar. Dartı ortaya tutturursa yanındaki adamın kalbine hasar veriyor mesela. Örnek veriyorum. Diğeri atıyor kenara gidiyor bağırsağına vuruyor falan böyle. O, o tarz değişik böyle oyunlar oynatıyor. Böyle bowling oynuyorlar bir şeyleri gidiyor falan. Öyle değişik bir konusu var yani. Güzel baya. Onu da izleyebilirsiniz. E, romantizme Romantizmde çok fazla seçenek var ve ben ço neredeyse çoğunu izledim yani. Aklıma Toradora ile Horimiya geldi. İkisinden birisi yani. Büyük ihtimal Toradora derim buna ya. Horimiya da bayağı iyi ama. En iyisi ya Toradora ya Horimiya. Samuray'da ee, Samuray da Dororo demişim. Samuray çok izlemediğim için, çok da bir serileri de olmadığı için Samuray'da. Samuray serisi de çok fazla olmadığı için. Bak gintama mesela gintama samuray değil komedi bence ee, bu bunu bilmiyorum izlemedim bunu bir ara bakman lazım bunu da çok iyi diyorlar yani burada diğerlerine baktım ha, bu kadar i̇şte anime var mesela tr anime türk animeye baksan daha fazla bulurum büyük tane de bak baktı uğraşmadım açıkçası yani dororo, dororo çok hoşuma gitti o yüzden dororoyu koydum eee Seinen de berzerk demişim. Bence gayet anlaşılabilir bence. Seinen, Berzerk en iyisi. Şojo'da Fruit Basket'i koymuş. da bakayım yani izlediklerim de bunlardan mesela. Banana Fish. Bunu da çok öneriyorlar. Bunu da bakacağım bir ara. Bunu izlemedim. Bir, bir iki bölüm falan baktım. Yeni çıktı bu. Buna bir bölümüne katlanabildim. Kapattım bunu sonra. <laughs> bunu ilk sezonu izledim çok beğeniliyor diye. Sonra bok gibi olduğunu fark ettim. izlemedim. Bunu izledim. Aşırı şojo bu yani. Fazla şojo bu. O, o, kadar ağırı da kalın geliyor. Dayanamadım yani. Kapattım bunu. Bunu izledim. Bu bilmiyorum ya. Çok iyi değildi bence. Kötü de değildi de. iyi de değildi yani. Bu bilmiyorum. Orta seviye. Çok kötü de değil. iyi de değil. Bu güzeldi mesela. Ama Fruit Basket ne bileyim hepsini solladı yani benim gözümde. O yüzden Fruit Basket dedik burada. Sporda abi ben sporda o kadar çok beğendiğim var ki yani birinciye bir şey koyamadım. Bak ip bu çok iyi. iki defa izledim. Slam Dunk çok iyi. iki defa izledim. High iki defa gene. Blue Lock 3-4 defa belki. Çok. Ama bu 12 bölüm. Bunlar bu 70, bu 70, bu 4 sezonu var. Her biri 12-24 karışık. Bu da 80-90. Blue Lock 12 bölüm mesela. Yani bilmiyorum ya. Aş Bunu yeni izledim mesela. Bu kaç bölümdü? Bu 24 bölüm mesela. Bu da fena değildi yani. Ama bu birinci olmazdı yani de. Krokona Basket çok iyi. 2-3 defa belki. 24 bölümü ne olması lazım onun? Ha yok lan. 25 buradan. 25 buradan. 25 buradan 75 bölünmüş lan bu. Ama 2 3 defa izledim Kuroko Basket'te çok iyi. Eee free mesela free'yi de izledim. Bu da çok güzel. Ama birinci olmaz tabii. Bunu da izledim. Bu da birinci olmaz. Ama güzel. Ne bilmiyorum ben spor temasını seviyorum izlemesin galiba. Burada birinci bilmiyorum ya. Şu üçünden biri benim gözümde de hangisi bilemiyorum. Bu boks animesi, bu basket, bu voleybol. Yani bu Üçü de bayağı iyi yani. Birincim yok bunda. Sporda birincim yok hocam. A arada kalıyorum. Ee, yaşamdan kesitler. Yaşamdan kesitlerde aklıma direkt şey geldi. Çil çil böyle bir insanın ha hayatını izlemek yani yaşamdan kesitler o zaten. Türün amacı da o. Şu anime. Dur açayım size. The Hellful Fox Fox Senkosan. Şu siteye 100 yıldır girmiyorum ya. Bir girelim bakalım. Sen koyarsak çıkar herhalde ya. Ha çıktı. Şu. Çok çil, güzel. Bunu izleyebilirsiniz yani. Tam böyle uyku öncesi izlemelik bunu. Dayı yorgun işten geliyor. Bizim tilki, sihirli tilki kadın bunu rahatlatıyor. On numara content. Bu kadar. Bir yaşamdan kesitler bu yani. İzleyebilirsiniz. Aklıma geldi bunu koydum. Hadi bakalım. Evet benim şeyler bunlardı. Size şöyle not defterini full göstereyim. Bunu daha yaklaştırabiliyor muyuz? Benim listem bunlardı. Yani burada şey koymamışız. Al şuraya koyayım. Shonen. Shonen'i koymayı unutmuşum. OP <laughs> yani. Shonen'de de One Piece yani. Koymadım da. Zaten önceki şeyde en sevdiğim anime diye koymuştum. O yüzden gerek duymadım. Shonen'de de One Piece. Shonen miydi? Shonen mi? Şöyle mi Neyse işte. Alnısız. Bizim benim listem böyle. Ya bunları tamamen şey için önermeli koyduğum şeyler, türler. Samuray mesela. Samuray kaç tane seri var ki? Dororo yani. Dororo ne diye geçer? Seinen diye geçer mesela. Anladın mı? Samuray diye kimse Dororo izlemez. Seinen diye izler bence. Neyse boş yaptım bayağı. Uzattım. Gereksiz. Benim listem böyleydi. Eğer dersiniz ki şunun yerine şu daha iyi olurdu. Yorumlara yazabilirsiniz. Dersin ki kardeşim senin kafa kim? Bunu buraya yine koydun. Gene yorumlara beklerim. Ee, genelde anime videoları çekmiyorum. Genelde oyun videosu falan çekiyorum. Dersen ki arada çekmen yeterli kardeşim. Ben sana yine abone olayım. Abone olabilirsin. LOL oynuyorsun. LOL videosu çekiyorsun. Ben de LOL oynuyorum. İzleyeyim kardeşim diyorsan. Gene gelebilirsin. Bekliyorum yani her zaman. Açıyız hadi bakalım.